kadınların sesi olmayı ve kadınların yardıma ihtiyaç duymadan yaşamasını sağlamak amaçlı kurulan Öncü Kadınlar Derneği bir restoranda düzenlenen toplantıda kentin kadınları ile bir araya geldi. Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Serpil Büşra Namlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Saadettin Hülagü'nün eşi Ümmühan Hülagü, Kocaeli Dernekler Platformu Başkanı Sevcan Tamer, CHP İl Kadın Kolları Eski Başkanı Sevim Pekgörür, AK Parti İzmit Kadın Kolları Eski Başkanı Betül Yazıcı, ilimizdeki kadın derneklerinin başkanları, kadın muhtarlar ve iş kadınları katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Büşra Namlı, "Amacımız çocuklar, kadınlar ve dezavantajlılar için proje üretmek" ifadelerini kullandı. Kurum, sivil toplum kuruluşları proje ortaklığıyla kadınlarımızı, gençlerimizi ve dezavantajlı gruplarımızı ekonomik anlamda kalkındırmak, sosyal ve kültürel anlamda desteklemeyi amaçlıyoruz. Hatta bu alanda öncü olmayı kendimize misyon ediniyoruz. Namlı'nın ardından kürsüye gelen Kocaeli Dernekler Platformu Başkanı Sevcan Tamer ise "Çok ayrı kaldık ama biz ayrı ve hareketsiz kalamayız" sözlerine yer verdi. Faydalı işler yapmaya çağırdık birbirimizi. 88'de ben bu derneği kurduğum zaman insanların durumunu daha iyi anladım. Sosyal hayatı daha iyi anladım. Neler yaşanıyormuş toplulukta çok daha iyi anladım ve geliştim. Kendimi geliştirdim, hayata başka baktım, ufkum açıldı. Çok şeyler gördüm ve herkesi davet etmeye başladım. Gelin arkadaşlar. Ve 93 yılından beri yaptığım televizyon programlarında da sürekli bunu söyledim. Son olarak kürsüye gelen Tahir Büyükakır'ın eşi Figen Büyükakın ise aile ve kadın kavramlarının önemini vurgulayarak "Toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Ailenin temel taşlarından biri ise kadındır" ifadelerini kullandı. Bizde hayma analarımız var. Nene hatunlarımız var, Şerife bacılarımız var ve biz bütün zorlukları aşarak bu noktalara geldik. Dünyada ilk kez seçme ve seçilme hakkını Atatürk Türk kadınına verdi. Diğer bütün dünyadaki kadınlar buna ulaşamazken biz ulaşabildik. Ama kıymetini bildik mi? İşte orası biraz tartışılıyor.